Herkese merhaba. Sizlere ilham vermek için gelmedim. Daha çok ilhamın nerede olduğunu göstermek için geldim. 32 yıllık edebiyat öğretmeniyim. 20 yıldır doğa fotoğrafları çekiyorum. Bir öğretmen hayal edin. Sabah güneş doğmadan uyanıyor. Takım elbiselerini giyiyor. Okula gidecek zannediyorsunuz değil mi? Tabii ki okula gidiyor. Fakat erken gidiyor. Neden? Çünkü güneş doğmadan o alana gitmek zorunda. Hangi alana? Hani insanlardan kaçarcasına çürümüş de gizlenmiş o küçük canlıları, o güzel canlıları keşfetmeye gidiyor. Kapıdan çıkarken kitap çantası alıyor, boynunu da fotoğraf makinesine asıyor ve yola koyuluyor. Güneş doğarken onları geceledikleri yerlerde buluyor ve fotoğraflamaya başlıyor. Elini çabuk tutmak zorunda. Çünkü güneş doğduktan sonra, biraz ilerledikten sonra güneşten aldıkları enerjiyi kaçacaklar. Poz vermeyecekler. Mümkün olduğu kadar sabah erken vakitlerinde onların uyuşkanlarını yakalamam lazım ki bana güzel modellik yapsınlar. Sabah o yüzden benim için çok önemli. Hep o yüzden okula 2 saat önceden giderim. Fotoğraf çeke çeke giderim. Takım elbiseli bir adam görürseniz yolda, elinde fotoğraf makinesi varsa, yerlerde yuvarlanıyorsa bilin ki o Akın Hoca'dır. Bu yüzden zaman zaman çok eleştiriler alırım. Ya koskoca öğretmensin, hiç sana yakışıyor mu? Yerlerde yuvarlanmak, börtü böcekle uğraşmak, böyle garip garip zamanında eleştiriler de alıyorsunuz. Tabii sevdiğiniz bir işi tutkuyla yaparsanız hiçbir şeyi umursamıyorsunuz. Hatta yağmurlu havalarda bile bu doğa peki küçük canlıları çekmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bu kadar güzel fotoğraf çektiğimi fark eden öğrencilerim, velilerim, çevrem dediler ki hocam neden doğa yarışmalarına katılmıyorsunuz? Tamam katılayım dedim. Uluslararası yarışmalara katıldım. Asya ve Avrupa'da yapılan bütün yarışmalara katıldım. 40 farklı ülkeden 5000 ödül ve sergileme aldım. FIAP, Uluslararası Fotoğraf Federasyonu, FIAP bronz unvanıyla layık gördü beni. Yani mükemmel fotoğrafçı unvanı o manaya geliyor. Şimdi Fuji Film firmasının Japon mühendisleri bir objektif üretmişler. Ya bunu kime gönderelim? Ya Türkiye'de bir Akın Hoca varmış, onu gönderelim. Çalışıyor mu çalışmıyor mu bakalım demişler. Göndermişler. 3 ay onu test ettim. Ve o objektifle çekmiş olduğum fotoğrafları Fuji Film'e gönderdim. Onlar da tekrar bir değişiklik yapıp dünya piyasasına benim fotoğraflarımı sundular. Ayrıca bir objektifin seri numarasını da Akın Acar yazarak bana hediye ettiler. Bundan sonra birçok projeler hazırladım. Kanarya Adaları'na tutun da Azorları kadar fotoğraf sergileri açtım. Sağ olsunlar. Değer verdiler. İnanın doğa kadar önemli bir şey yok. Eğer doğa yoksa biz de maalesef yokuz. Projemin adı Göz Göze. Neden? Eskiler ne diyor? İnsanlar kendi aralarında lisan-ı hal ile ve lisan-ı kal ile anlaşırlar. Lisan-ı kal konuşma demektir. Lisan-ı hal durum vaziyet demektir. Biz bazen dertlerimizi konuşarak anlatmayız. Bakarız. Sıkıntılı görünüyorsun deriz. Mutsuzsun deriz. Dostlar bizim için önemlidir. Hangi dostlar önemlidir? Derdimi söylemeden derdimi bilen dostlar önemlidir. O nedenle dedim ki bu kadar güzel canlıları insanlarla göz göze getirmem lazım. Lisan-ı hal ile belki göz göze gelirlerse anlaşabiliriz. Onların dertlerini, sıkıntılarını öğrenebiliriz. Ben de kalktım o makro objektifimle onların portrelerini çektim. Dikkat edin, normal günlük hayatta gördüklerinizden daha farklı insanlarla onları göz göze getirmeye çalıştım. Şimdi iğrendiğimiz, tiksindiğimiz, gördüğümüz zaman hemen öldürmeye çalıştığımız canlılarla karşı karşıya geldiğimizde, göz göze geldiğimizde duraksayacağınızı düşünüyorum. Çünkü artık onların gözlerini görüyorsunuz. Yalnız benim şöyle bir sıkıntım var.
Evet, bir sinek. Ama güzel tarafı var, kıpkırmızı göz var. Değil mi? Uzun süre objektifimle onlarla göz göze gelirken bakışıyoruz ya, bakışarak anlaşıyoruz ya, böceklere aşık olmaya başladım. Göz göze geldiğim için. Yani o müthiş bir şey. Sanki bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Şöyle diyorlar. Teşekkür ederiz. Biz olmazsak siz olmazsınız. Sanırım bizi anlıyorsunuz değil mi? Gerçekten. Böcekler yoksa dünya yoktur. Böcekler yoksa yaşam yoktur. Biraz sonra örnekle göstereceğim hepsini. Buluşlar ve medeniyetler nasıl ortaya çıkıyor? Bizim zekamızla mı? Bunun üzerine biraz düşünelim. Bob Ross vardı hatırlarsanız. Amerikalı gazeteci, ressam. Çok güzel tablolar çizerdi. Hayranlıkla izlerdik küçükken televizyon kanalında. Şuraya bir dağ koyalım. Şuraya bir göl, nehir. Bir gökyüzü olsun. Şuraya da bir ağaç koyalım. Bu ağacın üzerinde de ışık olsun, mutlu ve neşeli olsun. Ne kadar keyifli anlatırdı. Fakat şunu dikkat ettim. Bütün tablolarında hep aynı şey ama içinde bir şey eksik. İnsan yok. Fark ettiniz mi? Neden Bob Ross oraya insan figürü koymuyor? Acaba ağaçlar neşesinden bir şey kaybeder diye mi korkuyordu? Veyahut da insan oraya çıktığı andan itibaren doğanın zarar geleceğinden şüpheleniyordu. Değil mi? Biz de öyle yapalım. Hadi. Hemen başlayalım. Dağ koyalım. Orman koyalım. Oralara tepeler koyalım. Göller koyalım. Hadi bir de insan koyalım. Ve bu insan ilk insan olsun. Çok zeki yaratılmış. Düşünüyor. Aa, ne kadar çok işim var. Tekerleği icat edeceğim. Arabalar icat edeceğim. Binalar dikeceğim. Çok çok işi var. Ama çok zeki olmasına rağmen hiçbir şey yapamıyor. Neden? Çünkü ilham kaynakları eksik. İlham kaynağı ne? Böcekler. Çünkü o ortamda bakıyor ki bir şeyler hareket ediyor. Aa, bunlar burada yaşıyorsa ben de yaşayabilirim. Bakıyor orada bir tanesi ne yapıyor? Aa. Köprü yapıyor. Ve örümcekten köprü yapmasını öğreniyor. Tekerlek keşfettiğini düşünüyorsunuz ama bakıyorsunuz orada bir tane böcek var, bir şeyler yuvarlıyor. Dışkı böceği. Tekerleği keşfetmiş oluyor. Yine aynı şekilde çokgen, altıgen gibi geometrik şekiller keşfediliyor. Kimler sayesinde? Arılar sayesinde. Yine aynı şekilde teleskop teknolojisi geliştiriyorlar. Arıların altıgen gözünden istifade ederek. Yine aynı şekilde enjektöre iğne keşfediyorlar. Sirsekler sayesinde. Yine aynı şekilde adli tıpta bir ceset ne zaman ölmüş, hangi vakitte ölmüş yine o canlılar sayesinde tespit ediyorlar. Yine aynı şekilde Yusufçuklar sayesinde helikopterleri düzenliyorlar. Yine aynı şekilde uçakların kanatlarındaki dengeyi sağlamak için yine Yusufçuklardan yararlanıyorlar. Yine aynı şekilde birçok binaların çatılarını yapmak için yine o çok ince, bütün fırtınalara dayanıklı olan Yusufçuk'un kanadından yararlanıyorlar. Evet, uydu panelleri, açılıp kapanan uydu panelleri. Bugün Japonlar uğur böceklerinin bu kanat yapılarının altındaki açılıp kapanan panellere bakarak uydu panelleri yapmaya çalışıyorlar. Yine aynı şekilde robot teknolojisinde biliyorsunuz örümceklerin eklem bacaklarının özellikleri kullanılıyor. Yine aynı şekilde robot kol çalışan robotlar, kollar. Bunlar da yine aynı şekilde peygamber devesi veya mantis dediğimiz canlı canlı gibi görünen o kollar, mekanik kollar bu peygamberler devesi sayesinde yapılıyor. Yine çok önemli nokta, dünya nüfusu hızlıca artıyor. İnsanlar aç, proteine ihtiyaç var. Çin'den biliyorsunuz. Bugün Avrupa'da, Asya'da birçok ülkelerde artık böcek çiftlikleri var. Satış yapılıyor. Girişimcilik yapmak. Sizin düşünceniz bilmiyorum. Yine aynı şekilde bir böcek borsası var. Avrupa'da böcekler yarıştırılıyor, kavga ediliyor. Medeniyetler diyoruz ya, medeniyette böceklerin yerini alıyoruz ya, işte bunlar. Yine aynı şekilde biyolojik savaşlar, ki beni en çok ürküten taraf burası.
Zaman zaman duymuşsunuzdur. Gümrük kapılarında kaçırılan böceklerin yakalanışını, acaba neden o böcekler kaçırılıyor? Genleri oynanıp tekrar yaşadığı bölgeye iade edilip acaba bir şeyler mi yapmaya çalışılıyor? Komplo teorisi diye düşünebilirsiniz. Evet, tarımda çok önemli yerleri var biliyorsunuz. Eğer bunlar olmasa, bu küçük canlılar olmasa domateslerimizi, portakalarımızı, bilgilerimizi, kirazlarımızı yiyemeyiz. Bu gerçek, çünkü tozlaşma var, döllenme var. Bunların hepsini çocukluk yıllarımızda, gençlik yıllarımızda biyoloji kitaplarında okuduk. Evet, tarımın en önemli işçilerinden bir tanesi mantislerdir. Halk arasında bunlara peygamber devesi denir. Sebebi de ön ayaklarıyla dua eder gibi durduğu içindir. Kolları çok güçlüdür. Çok meraklı hayvanlardır. Uçan kaçan her şeyi yakalarlar. Yakından baktığınız zaman bir uzaylıya benzerler. Zannedersiniz ki bir Hollywood uzay filmine fırlamış. Aslına bakarsanız demek ki sinema sektöründe animasyoncular ne yapıyorlar? Bunları örnek alıp belki de figür olarak, oyuncu figür olarak yapıyorlar diye düşünebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz bu peygamber develeri. Dikkatli baktığımızda bazı peygamber develerinin Mısır piramitlerindeki resimlere benzediğini görürsünüz. Sanki biraz Mısır firavunlarını andırıyor veya Mısır firavunların giymiş olduğu elbiseleri andırıyor diye görürsünüz. Bakın, bakıp karşılaştırdığınızda sanki bir benzerlik var. Peki ne olabilir diye bir bakayım dedim. Nil nehir kenarlarında buğdayların, yeşeren o buğdayların bazen sürüler halde çekirgeler saldırısına uğradığını ama bu canlılar tarafından yani mantisler tarafından çekirgelerin ortadan kaldırıldığı ve bereketli bir günün, bir mevsimin yaşandığı söylenir. Yapılan kazılarda mumyalanmış küçük böcekler bulunmuş. Bu böceklerin içerisinde mantislerin olduğu da söyleniyor. Demek ki Mısır, antik Mısır'da bu böcekler, mantisler kutsal olarak kabul ediliyormuş. Efendim, bu hayvanların bir diğer özelliği de çok seçkin hayvanlardır. Özellikle taze, etçil hayvan oldukları için taze böcekleri tercih ederler. Belki de böceklerin içerisinde en temiz böcek olan bunlardır. Baktığınız zaman bir kedi gibi kollarını, ellerini yalayarak temizlerler. Kelebekler, biliyorsunuz bunlar da doğamızın konfetileri, şairlere, şiirlere konu olmuş, romanlara konu olmuş canlı türlerimizdir. Ayaklarıyla tat alırlar, çiçekten çiçeğe dolaşırlar. İşleri güçleri çiçeklerin özlerini toplamaktır. Ben mümkün olduğu kadar bunlara bunları fotoğraflarken rahatsız etmeden, hani demiştim ya sabah erkenden gidiyorum. Çünkü dertleri beslenmek olduğu için onları rahatlıkla fotoğraflayabiliyorum. Renklerine baktığınız zaman ressamların, tekstil sanayinin örnek alabileceği güzellikte bir yapıları var. Görmüş olduğunuz, ekranda gördüğünüz kanatlarına bakarsanız uyum, renk uyumu müthiş. Bu renk uyumu sayesinde insanlara birçok konularda ilham verdiklerini düşünüyorum. Uğur böcekleri bereketin sembolüdür. Çiftçilerin en yakın dostlarıdır. Yıllarca kıtlık çeken bir köye yaprak bitleri dadanmış, kurtulamıyorlar. Sonra kırmızı bir bulut geliyor. İşte o bulut, kırmızı bulut, uğur böcekleri o yaprak bitlerini temizliyor ve halk kıtlıktan kurtuluyor. O yüzden uğur böcekleri ne diyorlar? Yani bu böceklere uğur böcekleri deniyorlar, değil mi? Çocukluğumuzda sık sık ne derdik biz? Bizim çocukluğumuzda böcekler kıymetliydi. Uç uç böceğim, yarın düğün olacak, annem sana terlik pabuç olacak deyip uçmasını beklerdik. Uçarsa uğurlu gelecek demektir. Uçmazsa uçması için üflerdik gibi. Yusufçuklar. Hazreti Yusuf kadar güzel oldukları için bunlara Yusufçuk adı verildiği söyleniyor. Biraz önce söylemiştim. Teknoloji ilham kaynağı olan en güzel canlılardan bir tanesi. Bunlar da zararlı olan, tarıma zarar olan böcekleri yiyen canlılar. Yusufçuklar kendi arasında kız böceği gibi farklı alt kollara ayrılabiliyor. Görmüş olduğunuz bir kız böceğin görseli. Evet, en güzeli de çiftleşme anları. Çiftleşirken kalp yapan tek böcek bu yusufçuklardır, kız böcekleridir. Arılar tarımın vazgeçilmez böcekleri. Ne demişti Einstein? Eğer dünyadaki bütün arılar ölürse insanlığın ömrü 4 yıl sonra biter. Karıncalar, bunlar da çalışkanlığın temsili.
tünellere sürekli tohumları götürürler. O tohumlar bir zaman sonra yeşerir. Doğaya, tabiata katkıda bulunurlar. Bunların da böyle faydası var. Örümcekler, tiksiniyoruz, korkuyoruz ama bunların da çok önemli insanlığa bir faydası var. O da şu, mikrop taşıyan kan emici canlıları ağlarını düşünerek bizleri kurtarmış oluyorlar. Özellikle sivrisinek gibi türler, özellikle batak kenarlarında. Bazıları ağ örüyor, bazıları zıplayarak yakalıyor. Yine aynı şekilde bunlar, bazıları da yengeç örümcekleri diyoruz, beyaz olanlarını. Bunlar bitkilerin rengine göre değişim gösterebiliyorlar. Yani bir nevi renk değiştirebilen türler. Kısacası söylemek istediğim şey, ekranda görüyorsunuz, doğanın sürekliliği ve insan yaşamının kalitesi küçük canlılara bağlıdır. Teşekkür ederim.